Her gün diler. Köşeye sıkıştılar. Amerika Birleşik Devletleri önce düşmanını meydana getirir, sonra da onunla mücadele ederek hedeflerine ulaşır. Ya gideceği yere gider ya da düşmanını tasfiye ettikten sonra kendisine çalışan yapıyı oraya monte eder. El-Kaide'ye bakın. Geldi, ikiz kuleleri vurdu, ardından olay yeri New York olmasına rağmen Amerika kalktı, Irak'a ve Afganistan'a girdi. Demek ki El Kaide Amerika'nın buralara inmesi için kullanılan bir aparattı. Diğer terör örgütleri de aynı şekilde yol açıcıydı. PKK'ya bakalım. Yıllardır mücadele ettik. Hem de Türk ordusunu sahaya sürerek yalnız da değildik. Müttefikliğin gereği olarak Amerika hep yanımızdaydı. Hatırlayın. Moda tabirle anlık istihbarat veriyordu. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da halkın en az %90'ı bizimleydi. İran'da bir diğer versiyon olan Pecak'la çatışıyor ve haliyle bizim yanımızda yer alıyordu. Suriye'de karşıydı, gereğini yapıyordu. Hain saldırılardan sonra bütün dost ülkeler PKK'yı kınıyor ancak bu örgüt bir türlü tükenmiyordu. Garip değil mi? Elbette garip. Çünkü gerçekte bizim dostumuz görünenler arka planda PKK'ya her türlü desteği veriyordu. Ortadoğunun son şeklini alması için olmazsa olmazlardan biri PKK'ydı. Şimdiki adıyla YPG. Peki kafalarındaki neydi? Öyle ya, Kürt ismini kullanan teröristleri sevdikleri için bu yardımı yapmıyorlardı. 4000 tır arkadaşlık, dostluk sonucu oralara gitmiyordu. Plan ve amaç neydi? açalım biraz. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Afrin'e operasyon fikrinden son derece rahatsız. Çünkü Pentagon YPG'yi en güvenli yer olarak seçtiği Afrin'e yerleştirirken bu bölgede Türkiye'nin operasyon yapamayacağının da garantisini vermişti. Ancak Türkiye Afrin'e operasyon yapacak. Zaten bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ve net bir şekilde söyledi. Hem de defalarca. Türkiye Afrin'e operasyonun büyüğünü yapacak. Beklenenden çok daha büyüğünü. Bu nedenle ağırdan alınmakta en büyük temizlik Afrin'de olacak. Eğer son anda dengeler değişmezse. Daha açık yazmak gerekirse Türk askeri orada taş üstünde taş bırakmayacak. Terörü ve destekçilerini orada bitirecek çok sürpriz bir şey olmazsa. Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki önemli iki komutanını pazartesi öğleden sonra Aynel Arab'ın güneyinde bulunan Harap Işık'taki Amerikan üssüne çekti. Türkiye'ye çok yakın olarak bilinen bu üssün yerin altındaki 6. katında YPG cephaneliği bulunmaktaydı. İki komutan geri çağrılınca bu YPG'de büyük hayal kırıklığı meydana getirdi. Ve bu üste Amerikalı komutanlar YPG üzerinden değil de DEAŞ'la Türkiye'ye saldırı planı yaptı. Masada ağırlık kazanan konu İdlib'e şok baskınlar yaparak Afrin'deki Türk baskısını azaltmaktı. Görevi DEAŞ'a verdiler. Bakacağız. Kımıldama şansı bulabilecekler mi? Geçtiğimiz Kasım ayında DEAŞ'lı teröristler Pentagon tarafından tahliye edildi ve İdlib'deki iki önemli noktaya yerleştirildi. Pentagon'un kafasındakine göre Türk ordusu Afrin'e girdiği an onlar da İdlib için DEAŞ'ı harekete geçirecek. Unuttukları bir şey vardı. Türk ordusu orada kendi güvenliğini sağlamak için inanılmaz önlemler almıştı. Denerler mi bilemem ama gelirlerse alacakları darbenin büyüklüğünü görürsünüz. Devam. Pentagon'un DAEŞ'la birlikte hareket ettiğini bilmeyen bir ordu ve genelkurmay başkanı yok. Amerika Genelkurmay Başkanı Dunford, birçok mevkidaşının DAEŞ'la yakınlıklarını söylemelerinden büyük rahatsızlık duyuyor. Bunu Amerika Savunma Bakanı Mattis'e anlattı. Mattis de BBC'nin ortaya çıkardığı tahliyelerin içeriden sızdırıldığını ve bunun bedelinin de ödetildiğini söyledi. Bölgede askerleri bulunan her ülke DAEŞ'ın Amerikan sisteminin bir parçası olduğunun farkında. O nedenle DAEŞ artık etkin değil. 2016 yılında 200 bine aşkın olduğu raporlanan DAEŞ teröristlerinin 195 bininin nerede olduğu bilinmiyor. Deaş için savaştığını söyleyen 6 bin kişi evlerine döndü. Dünya Deaş'ı terör örgütü olarak kabul etti. Ancak Deaş için savaşan ve ülkelerine dönen 6 bin kişiden sadece 79'u tutuklu. Deaş Pentagon merkezli bir birimdir. O nedenle evlerine dönenler görevlerini tamamladıkları için normal yaşamlarına devam ediyor. Soru şu, 190 binin üzerindeki DAEŞ teröristinin şu anda ne yaptığını bilen var mı? Sanmıyorum. Dünya izliyor sadece. Bunların büyük çoğunluğu YPG'ye geçti. Çünkü DAEŞ'in son kullanma tarihi bitti bitecek. Ancak YPG bir devlet oluşumu içinde yer aldığı an Amerika'nın bölgedeki en büyük müttefiki olacak. Tabi YPG'nin bir ordu olabilmesi için kurulacak devletin Akdeniz'e sınırı olması şart. Aranan en önemli şart da bu. Türkiye, Cezayir, Fas, Fransa, Hırvatistan, İspanya, Arnavutluk, Bosna, İtalya, Karadağ, Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Mısır, Lübnan, İsrail, Libya, Malta, Suriye, Tunus ve Yunanistan. Hepsi Akdeniz'e yakın kıyıları var. Ancak Doğu Akdeniz'de etkin olmanız gerekiyor. Doğu Akdeniz'de Amerika'nın etkinlik kurduğu tek ülke ise İsrail. Ancak İsrail'in içindeki yapının büyük bir çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Amerika %100 kontrolünde olan bir devleti Akdeniz'e açmadığı sürece bölgede etkin olamayacak. Bunu çok iyi biliyorlar. Bunun için tek şans YPG'nin ordu olacağı bir devlet. Bu plan bugün yapılmadı. Bu planı yapanların çoğu yaşamıyor. 1970'li yıllardan itibaren Amerika bu plan üzerinde çalışmalara başladı. Her yıl yenilenip şekillendi. Son halini ise 2010 yılında aldı. Son planda hiçbir değişiklik yapılmadı. Yaptıkları plana göre 2020 yılına kadar kurulacak olan devlet, Suriye ve Irak'tan ayrılan toprak parçalarını alacak. 2025'e kadar sürecek planın ikinci aşamasında ise Türkiye ve İran'dan ayrılan toprak parçası öngörülüyor. Yeni kurulacak Kürt devletinin ilk başkenti Afrin. Suriye ve Irak birinci planı biliyor ve kabullenmiş durumdalar. Başka seçenekleri de yok. İkinci planda yer alan Türkiye ve İran da bu planın farkında. Amerika için sorun da burada başlıyor. Türkiye ve İran'ın Amerika'nın hedefinde olmasının nedeni de bu. Türkiye önceleri içerideki güçler tarafından ele geçirilip anahtar teslimi yapılacaktı. Bu olmadı. Devlet refleksiyle bu tehlike savuşturuldu. Şimdi artık anlaşma da anlaşma zemini de yok. Amerika kendi bildiği yoldan gidecek ve atmak istediği adımları atacak. Türkiye de buna şiddetle karşılık verecek. Türkiye öncelikli olarak başkent olarak tasarlanan Afrin'i yerle bir edecek. Belki ardından dünyanın şaşkın bakışları arasında kandile çıkacak. Altını çizdiğim gibi sürpriz adımlar olmazsa Türkiye çok süratle yol alacak. Yıllardır yapılamayanlar yaşanacak. Pentagon da bunu bilmekte. Kürt kartıyla oynamak isteyen Amerika hiç bu kadar sıkışmamıştı. Bakın, Türk devleti Afrin'de kim nerede kaç kap yemek yiyor, kim ne kadar mermiyle dolaşıyor, kim ne kadar süre mevzide kalıyor hepsini ama hepsini biliyor. Amerikalı komutanlar kendi aralarında tartışırken bazıları Türkler çok uzun bir devlet geçmişine sahip. Eskisi gibi adamlarımız da içlerinde değil. Biz büyüğüz ama asıl büyük alanda belli olur. İşimiz hiç ama hiç kolay değil. Kötü senaryolara hazır olun diye olup bitene tepki gösteriyor. Türk devletinin orada uçan kuştan haberi var. Hangi silahların geldiğinden, hangi gruba ne kadar Amerikalının komuta ettiğine kadar. Gizli bir şey yok yani. Amerika kendi çıkarları için YPG ile yürümek ve Akdeniz'e ulaşmak istiyor. Biz de kendi güvenliğimiz için buna izin vermiyoruz. Vermeyeceğiz de. İkiz Kule saldırılarını gerçekleştirdiler. Irak ve Afganistan'a girdiler. PKK'ya destek verdiler. YPG'yi büyüttüler. Suriye'yi karıştırdılar. Suud'da darbe yaptılar. Tunusu alt üst ettiler. Libya'yı mahvettiler. Filistin'i hedef seçtiler. Hepsi Akdeniz'e açılacak yola taşları döşemek içindi. Ancak ilk kez Türkiye ile karşı karşıya geldiler. Öncekiler kolaydı. Şimdi durum çok ama çok farklı. Bunu da yaşayarak öğrenecekler. Dönün başa. Türkiye 40 yıllık planla mücadele ediyor. 100 yıl sürecek dengeyi Türkiye'nin kararlılığı belirleyecek. İzleyin. Ergündiler. Takvim